Sonra hicret başlayınca, hicret etmek başlayınca herkes gizliden gizliye hicret etmeye başladı. Herkes gizli hicret ediyor. Bakın Resulullah Aleyhisselam da gizli hicret etti. Hazreti Ebubekir Aleyhisselam'la radıyallahu anh efendimizle. Hazreti Ebubekir'le o da gizliden gizliye hicret etti. Şimdi konumuz değil ama hadisi rivayet eden Hazreti Ömer, o yüzden anlatacağım. O hicret ederken gizlemedi kendini. Herkes gece 2'de 3'te çıktı yola. Hazreti Ömer böyle öğlen vakti. Güpe gündüz Kabe'ye geldi. O hani böyle yarım daire var ya Kabe'nin yanında. Hatem orası. İşte orada bütün Kureyş'in ileri gelen azgınları, zenginler, küfürde ileri gitmiş Ebu Lehebler, Ebu Cehiller hepsi orada. Şimdi Ömer'e dikkat edin yani. Herkes gizli gitti. Gece kaçtı. Kaçarak gittiler yani. Çünkü bulurlarsa öldürüyorlar. Çünkü bu Müslümanlar Mekke'den Medine'ye giderlerse devlet olacak. Bunlar da bunu biliyor. Bunu engellemek için bunu yapıyorlar. Herkes gizli gizli gitti. Resulullah Aleyhisselam da öyle gitti. Ama Hazreti Ömer böyle gündüz vakti geldi Kabe'ye. Yanında da bir grup Müslüman. Aldı yanında 5-10 kişi. Yani fukaraları götürüyor yani. Kendine takviye güç almadı. Benle gelin dedi, korkmayın. Tabii onlar korkuyor. Geldiler Kabe'nin etrafını tavaf ettiler. Böyle kafirler de bakıyor ama gıkını çıkaramıyor. Sıkar biraz Ömer'e gık çıkarmak. Öyle kolay mı? Ömer bu. Hazreti Hamza, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, bunlar cengaver gibi adamlar yani. Öyle böyle değil ama yani. Hazreti Ali Hayber Kalesi'nin kapısını kalkan olarak kullanmış. Savaştan sonra sahabiler anlatıyor. Biz diyor kapıyı 6-7 kişi kaldırdık yerinden diyor. Takmak için. Hazreti Ömer böyle tek koluyla tutuyormuş yani. Onun diyor o Zülfikar, şimdi kayıp o kılıç. Zülfikar kılıcını 2 kişi kaldırırmış böyle. Böyle savaşta bayrak gibi sallıyor. Çok acayip adamlar. Hazreti Hamza eliyle aslan avlıyor çölde ama. Çöl aslanı en tehlikelisi. Böyle adamlar. Bunlara şimdi sen kalkıp laf konuşabilir misin yani? Geldi Ömer. Tavafını yaptı. Gitmiyor, gene gitmiyor. Meydan okuyacak. Çok güçlü çünkü mübarek. Korkusu da yok yani. Gücünden çok korkusu da yok. Geldi Kabe'nin kapısının önünde, onların önünde dur dedi ki, ben dedi Ömer İbnül Hattab, ismini böyle bağırdı. Ben dedi Ömer İbnül Hattab, ben dedi şimdi Mekke'den Medine'ye hicret ediyorum dedi. Güpegündüz böyle. Anasını gözü yaşlı, karısını dul, çocuklarını öksüz yetim bırakmak isteyen varsa çıksın karşıma dedi. Tık yok. Tık yok. Aldı kafilesini. En rahat hicret eden grup da oydu. Tehlikesiz. Ömer'le beraber güpegündüz çıktılar. Medine'ye gittiler. Ömer böyle bir adam yani. Ömer böyle bir zat işte. Allah'ım şefaatine bizleri nail eylesin. Ama bu Ömer, aynı Ömer bir gün karıncaya basıyor yanlışlıkla. 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 Yanlışlıkla geliyor Resulullah Aleyhisselam'a hüngür hüngür ağlıyor. Ne yaptım ben? Nasıl affedecek Allah beni diye. Böyle bir Ömer.